Şimdi arkadaşlar Çiftlik Köy'den başladık. Burada bir iki tane kemer kalıntısı var. Onları görmeye çalışacağız. Evet. Bulabildiklerimizi. Palası. Elimizde herhangi bir rota falan yok. Yerlerini işaretledik. Fakat işaretleme yaparken şöyle ufak bir noktayı bile kenara kaydırsanız 100-200 metre oynuyor. Orman içinde bunları bulmak çok zor. Ama biz bulmaya çalışacağız. Buradan yani kuş uçumu 5 kilometre kadar ileride Belgrad Köyü var. Belgrad Köyü'ne gideceğiz. Orası ufak bir köy. Uğramayız. Eski Rum evleri falan olduğu söyleniyor. Artık var mı yok mu onları gittiğimizde göreceğiz. Ondan sonra şöyle bir dolaşıp farklı bir yoldan tekrar Çiftlik Köyü'ne bitireceğiz. 6.30'da burada otobüsümüz var. 6'ya doğru buraya geleceğiz. Ayakkabılarımızı temizleyeceğiz. Aracımıza bineceğiz. Ondan sonra Çatalca'ya gidiyoruz biliyorsunuz. Orada köftemizi yiyoruz isteyenlerle. İsteyen arkadaşlarımız oradan ayrılıyor. Tamam mı? Çiftlik Köy'den çıktık, sabahleyin kahvaltımı yerine burada çorbamızı içtik. Köyün çobanı vardı Mehmet abi. Onunla tanıştık. Bize rehberlik yapmak istiyor ama biraz sağlık sorunları olduğu için onu bırakmak istiyoruz. Fakat peşimizde bırakmıyoruz. Arkamızdan geliyor, sanırım birazdan ayrılacak. Efendim? Mehmet abi köyün çobanı değil mi? Tam böyle her şeye bakıyorsun sen. Ormanda ağaçları da aşılıyorsun. Aşılıyorum, bıdıyorum, makasım var yanında. Efendim, kendi bahçedekileri, ilaçlarım, bahçedekileri. Oymayan meyve yok ki dedim burada. Şimdi artık hayvan gütmeyi bıraktın dedim. Bıraktım. Yok. Tamam. Kim bakıyor onlara? Yok, kaldırdım. Rastgele. Ne? Domuz mu? Çulluk mu? Yok, çulluk arıyoruz biraz. Çulluk ha. Domuz var mı? Bir şey bulamadık. Yok. Size kalacak. Oy ya. Selam. Miyav. Adam geliyor ya. Ilhamur ağaçlarının arasından geçiyoruz. Çok güzel bir parkur. Hakikaten çok güzel. Şu an geçiyoruz. Geçilmezse gel geriye, olsun içeri. Geç. Evet, deveden geçiyoruz. Evet, deve süper. Dur, adam da gelsin de. Hadi bakalım. Aç şimdi çalılar bir tane. Hadi bakalım. Bunu devam edelim daha. Gel. Ay, ayakkabım çamurlandı. Sen şimdi molada yemek yiyeceksin. Hadi. Ayakkabı temizle. Hadi bakalım. Aşağı devam, aşağıya. Yok, süper. Hacı çok kalın kapalısın ya. Süper yol, süper. Almam gereken en önemli şeyi unuttum ya. İlk defa böyle bir şey oluyor. Devam. Şu an bir kenara daha geldik. Burada bir delik var, aşağıya iniyor. Kemerin üstü, aşağısı dere yatağı. Buradan şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Böyle.
aşağıya doğru. Burası definecilerin kazı yaptığı yer. Ateş yakmışlar. Kimdi o Ercan tanıyan? Buradan kazı yapmışlar. Köküne kadar inmişler. Büyük bir kemer bu. Allah belasını versin. Ne var bu kadar derinde para ya? Peki bunlar... Ben yanlarla geldim. Yolun buradan giden yol var. İyi de bunların çizmeleri, montları var burada. Gene gelecekler yani. Gene gelecekler. O zaman bunlar buralarda bir yerde. Yok. Bu izler yeni değil. Yağmurdan önce. Ahmet Han. Önce hadi bana bak bakalım. Evet abi. Adam yemeği bulmuş şirketin. Bir kızı bir kızı bir. Ulan okula toprağını yapmışlar. Ne tarafa atlar. Burası definecilerin kazdığı yer. Burayı kazmışlar. Su çıkmışlar. Ay bir saniye bu ne? Hocam bu derenin adı ne? Kürt Derek. Cevizli Deresi. Kemeri. Cevizli kere. Cevizli de altımız ceviz ekilir. Burada... Anahtarları var. Her şeyi var, elleme ya. Ya teşkilat. Anasının amına da var. Kur'an Muran getirmişler. Adam teşkilat burada. Senin haberi yok. Bunlarla kazı yapıyorlar işte burada. Montları falan burada. Mazot. Çizmeler burada. Burada kazı yapıyorlar. Altı. Şurası altı. Tam kemerin üstünde şu an. Orospu bu kimse? Burayı kazmışlar. Kendine çalışsa bu kadar çok. Tam zengin olur. Allah'ın bulduk. İnanlarla. İnanlarla gezin yanmalı. Hep yaşlı İranlılar. Ne dediler? Yaşlı. Ya. Yok bu dediğin şey bunlarda para olmaz. Roma İmparatoru esirler yaptırmış. Evet Romalılar doğru. Roma İmparatoru. Tarihi de getirdim. Doğru, doğru. Şöyle. Tarihi de getirdim. Kemerin üstü. Yazık kalmamış. Tarihini geniş. Roma İmparatoru. O kadar. Esirleri yaptırmış. Esirleri yaptırmış tabii. Binlerce esir. Yalnızların söylediği orman yokmuş o zaman bu yapıldığı zaman. Artık evde bakacağız bu hangi kemer. Akşam gider gitmez buna bakar şey yapar. Hocam sağ ol. Bir şey değil abi. Dur ben hemen işaretleyeyim kemerde. Nasıl geldik öyle? Hemen cevizlikleri kemerini geçtikten sonra burada bir kemer daha varmış ama yıkılmış. Dere yatağının üstünde. Taşlar yerlerde böyle. Büyük taşlar. Buradan çukur var. Çukura girmeyelim. Şöyle gidelim. Buradan yukarı çıkıyoruz. Şurada da şöyle görelim kemeri. Tabii tabii. Evet. Evet güzel bir parkurda yürüyoruz şimdi arkadaşlar. Yürüyorlar. Süper süper. Ahmet yeni geldi. Duydun yani. Duydum değil, bilirim ya. Evet. Duydum da süper. Evet, kısa bir mola verdik. Aynanın dolmalarını yedik. Ne oldu? Ayakkabıların mı açıldı? Evet, klasik ayakkabım. Sadece onu dolmasını anlamam için. Harikasını anlıyorum. Ederim, burada ne var böyle? Börekleri bitirdiniz mi? Bitirmedik hayır. Ya börekleri Belgrad'da yiyeceğiz ya çayla beraber. Ya, evet ya. Ama bir şarap eksik. Ulviye'nin böreği. Neyse bir daha. Ulviye dedim ki sakla dedim börekleri Selam'ın çay içeceğiz. Neydi? Konserve, balık konservesi, ton balığı. O. Valla bitti kulet ama şey neyse bir daha şarabı da getiririz. Şimdi şu direğin arkasına geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada peygamber devesi sahilin montunda geziniyor. Şöyle. Nerede hayvan ya? Hayvan kayboldu ya. Bu? Peygamber böyle şey ağaç dalı, kuru ağaç dalı gibi. Aslında enteresan. Kamufle değil mi bu? Evet şimdi Belgrad'a doğru iniyoruz. Çok güzel bir iniş var. Aa, benim de bildim. Tatlı bir iniş. Yol süper süper. Gayet güzel. Vallahi böyle aa, parkur mu olur ya? Abi şeyi. Şuraya bak ya. Abi şarj ediyorum. Hadi kızlar, size özel çekim yapıyorum ha aşağıdan. Sizi daha uzun gösterecek. 10 santim en aşağı. Aşağıdan mı alıyorsun? Evet, en aşağı 10 santim. Boyunuz uzun
Uzun çıkıyor mu? İşte boyunuz uzun çıkacak. Harikasın. Evet. Dereye iniyoruz arkadaşlar. Evet, dereden geçiyoruz. Minik bir dere. Taşlara dikkat edin. Kayıyor. Dikkat et. Neyse, dereyi böyle geçmemiz iyi oldu. Sıkıntı yaşamadık. Arkadaşlar, çayları söyledim. Kahveci çayları demlemiş. Neredesiniz diyor. Ya spor yapıyoruz. Bak, eğiliyorsunuz, bacak kasları çalışıyor. Kalkıyorsunuz, karın kasları çalışıyor. Tam bir oryantal. Süpersiniz ya. Tam bir yana kazanmadık ya. Ya tam ya, tam. Ver mehteri, ver. Madalya vereceğim size, madalya, madalya. Hak ettik bence. Vallahi şuraya bakın ya. Hiç böyle jungle içine girdiniz mi şimdiye kadar? Ekip süper ya. Hocam sen önden gitsene ya, sende her şey ya var. Önden gideyim de ya, aklı olan benim arkamdan gelir. Ben evet. Öyle yapacağım. Her şeyi geçin. Asla. Pazar öyle bir yer sana. Rakılar da benden. Rakılar da var. Öncekten. Bundan sonra bayağı bir kire vereceğiz bu gruptan. Başta aşkım daha gelmez. Aşkım bir daha gelmeyi düşünüyor musun? Nereden bildin? Bir daha gelmeyi düşünüyor musun? Nereden bildin gelmeyeceğimi? Gelmeyeceğim. Serap, sen ne diyorsun bu işe? Çayı hak ettik. Çayı hak ettin. Süper ya. Ekip vallahi ya. Ses çıkmadan yürüyor. Ya canavar gibisiniz ya. Ha, çıkaracak vakit yok ki. Canavar, canavar. Vallahi. Yavaş, yavaş. Tamam, ben ilerle. Bazen kebik kullanabiliyorum. Şu an Belgrad köyüne girdik. Belgrad köyüne girdik diyorum. Dikenlerin arasında. Köyler biliyorsunuz artık mahalle oldu. Onun için Belgrad köyü yok. Belgrad mahallesi. Ayaklarımızı yıkasak mı? Yok yok, daha yürüyeceğiz buradan. Karacaköy'e yürüyeceğiz. Karavan da... Evet. Evler var. Herkese bitmesin, bilecek o kadar. Bitti. Burası kahve değildir ya. Az yürüdük. Baya bir çangala girdik. Uzun da yürüdük. Arkadaşlar biraz yoruldular. Şimdi Urak mı yani? Benim arasında yürüyoruz. Bir tane sen de yok. Beyikler yerine geldik. Az ama gerçekten böyle gidiyoruz. Bir neden keyif baksana, bahçe çiçekleriyle, papatyalarla yürüyoruz. Bir kere aldım, hiçbir işe yaramadım.
ondan sözü çattı. Sahi ne diyorsun, yürüyüş nasıldı abi bugün? Valla bence zevkliydi. Zevkliydi ama yorulduk değil mi? Ya olsun, esnantin olmayınca zevk olmuyor. Olmaz ama aynen böyle. Recep sen ne diyorsun abi? Valla şahaneydi. Hani yorgunluk daha güzel oldu. Değil mi? Ama mücadele. Kısa yürüdük ama sağlam yürüdük. Ha. Ne diyorsun Ercan? Sen? Abi yorgunluk değil de şey biraz stres oldu. Otobüse yetişememe kaygısı bilmem ne. Ama çok güzeldi. Yok yok, otobüs saatlerini yani ben ayarladım. Hiç. Ben çünkü mazoist miyim neyim? Ellerim kanadıkça zevk alıyor. Türkan sen ne diyorsun? Sen bir şey diyeceğim mi? Ben ne diyeyim bilemiyorum. Yoruldun mu? Güzeldi. Güzeldi ama değil mi? Ama mücadele ettik yani. Biraz paralandık dikenler. Bayağı bir jungle'a girdik. Evet, bizim kameramanımız. Ayrıca arkadaşlarımla gördük. Murat sen ne diyorsun abi bu işte? Vallahi bu yürüyüşten çok bitki örtüsüyle mücadele olarak geçti. Ama keyifliydi değil mi? Kesin keyifliydi. Bir ara herkesin sesi kesildi, kimse konuşmuyor. Şu anda tarlada yayılmış vaziyetteyiz. Akın sen ne diyorsun abi? Ya bu dükkanlar var ya. Şuraya bak. Param parça etti beni. Kafamda yara var. Kim soktu seni bu dükkana? Ya Tonju abimiz var. Şimdi arkasında konuşacağız. Konuş. Soktu bizi dükkana. Param parça oldu. Olsun ama keyifliydi. Ya, çıkışı çok keyifliydi. Değil mi? Aynen o. Ya, şampiyonlar yine kazanmış gibisi. Aynen öyle. Hala yerlerde gelecek. Ahmet nerede? Ahmet gel. Şöyle gidiyordu. Ahmet. Ne diyorsun abi? Nasıl bir yürüyüş abi? Güzel değil. Dikene girdik bayağı. Vallahi güzeldi. Gerçek mi? Çizildin mi sen? Yolda hep geçiriyor abi. Önemli. O kadar değil mi? İşte böyle ya. He? Diyorsun keşif yürüyüşü kardeşim. Öyle ya. Yoldan yürümüyoruz, patikadan yürümüyoruz. Aynen. Gidiyoruz ormanın içine. Aynen, takılıyorlar. Ulviye sen ne diyorsun? Var mı sen söyleyeceğin bir şey? Aa, çok güzel bir yürüyüş oldu. Vallahi. Ama samimi söyle. Vallahi yemin ediyorum öyle. He? Ben dün çok sıkılmıştım çünkü. Vallahi. Çok güzel bir yürüyüş oldu, teşekkür ediyorum. Şimdi Ulviye arkadaşımız teşekkür ediyor ama aslında teşekkür etmesi gereken benim, bütün gruba. 16 kişi yürüdük bugün. Bir ara öyle bir jungle'ın içine girdik ki, yani şimdiye kadar yaptığım yürüyüşlerin içinde ben hiç böyle bir jungle'a girmedim. Ama hiçbir arkadaşım da şikayet etmedi. Onun için onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aslında orada bir sabrımızla denedik. Yani bu diken, bu jungle ne zaman bitecek, bitecek mi derken patikaya ulaştık, çıktık. Hepsiyle konuştuğum gibi çok keyif aldılar. Gerçekten burada herkes bir sabrını denedi. Yani o an kafalarından ne geçti, ne düşündüler bilmiyorum ama ben tekrar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada güzel bir havada yürüdük. GPS 18.30 kilometre göstermesine rağmen bakarsanız GPS görüntüsüne Belgrad köyünden Çiftlik köye kadar olan yaklaşık 5 kilometrelik bir kısım var. GPS'i kapatmayı unuttuğumuz için onu düşersek aşağı yukarı 12-13 kilometre kadar bir yol yürüdük. Güzel bir havada keşifler yaptık. Yine ilginç bir yürüyüş oldu. Ben hepsine konuşmamı bitirirken tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki sizler geldiniz. İyi ki sizlerle yürüdüm. Biliyorum ki bu yürüyüşü kolay kolay unutamayacaksınız. Şimdilik hoşça kalın. Başka yürüyüşlerde görüşmek üzere.